Adın neydi? Meryem. Meryem. Doğru mu? Sen buraya, bizim partiye mi geldin? Ben buraya geldim. Siz de ziyarete geldim. Çocuklar müthişler değil mi efendim? Peki yoruluyor musunuz? Siyaset. Ya bunlar olmasaydı ben torunlarla vakit geçirseydim, kitaplarımı okusaydım, yok, kendime daha fazla vakit ayırsaydım. Yok, bu bir meşgale. Hayırlı bir meşgale olduğuna inanıyorum. Yoruluyorum. Bu doğru. Ama bu zevkli bir yorgunluk. Kızım var Meryem, biliyor musun? Bir kızım var Meryem, bir de torunum var. Onun da adı Meryem. Meryem, tanıyor musun? Tanıyorum. Kim? Bizim başkanım. Referanduma bir hafta kala Saadet Partisi cephesinde neler yaşanıyor? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikteyiz. Onların gördükleri, duydukları ve anladıklarını konuşacağız. Nasıl görüyorsunuz? 16 Nisan'ı ve 17 sabahını diyeyim. Korkunun acele faydası yok. Korkarak kimse karar vermesin. Eğer korkarak karar verirse yarın çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. İş işten geçtikten sonra ah vah ben hata etmişim demenin kimseye faydası olmaz. Böyle bir anayasa değişikliğinin kuvvetler ayrımını kamil manada, mükemmel manada sağlaması gerektiğine inanıyorum. Başkanlık sistemiyle tamam ama kuvvetler ayrımını gözeten tamam, bir başkanlığa tabii, tamam diyorsunuz. Tabii, tabii. Sizin sloganınız adil düzen. Tabii, tabii. Peki adil bir yarış oluyor mu? Olmuyor tabii. Yani hepimiz görüyoruz ki bütün televizyonlar neredeyse sabahtan akşama kadar bu konuyu işliyor. Bürokratlar bu konuyu işlemeye zorlanıyor. Bu doğru değil. Böyle bir anayasa değişikliğini adeta... Yani iman küfür mücadelesiymiş gibi ortaya koymak doğru değil. Şimdi ne oldu da birdenbire herkes artık birbirlerini çok ağır kelimelerle rencide edecek tarzda yaftalamaya kalkıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Gözleminiz nasıl peki? Yani vatandaşta bir endişe var. Eğer inanıyorsa ki bu metin memleketimiz için en doğrusudur, evet demeli. Ama inanıyorsa ki bu metin hatalıdır, düzeltilmelidir, o zaman da hayır diyebilmeli. Demokrasi dediğimiz şey de ortamda zaten bunu sağlamalı. Efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile konuştuk. Başkanlık sistemine tamam ama önümüze getirilen bir başkanlık sistemi değil dedi. İki tane hayır var. Niyet hayır, akıbet hayır. Yani o kadar. Biz yoksa başka türlü hayır kullanmadık. Evet efendim, hayırlı günler yerine faydalı günler, sağlıklı günler. Öyle mi? Evet. Şey.